Biliyorsunuz kimya dersi laboratuvarlarda yapılmalıdır ama hiçbir zaman yapamıyoruz bunu. Kullandığımız temel malzemeler nelerdir? Ben yine size şöyle bir hazırlamaya çalıştım arkadaşlar. Onlar üzerinden. Direkt zaten MEP kitabından aldım bunları da. Ondan sorumluyuz. Onların verdiklerinden sorumlu olduğumuz için. Büyüteyim. Evet, neler var bizim laboratuvarda kullandığımız? Kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler diye zaten başlığımızda duruyor. Evet, ilk olarak bize cam balondan bahsetmiş arkadaşlar. Cam balon, şöyle işaretlersek, biraz vazoya benzetiriz. Bu altı yuvarlak, üstü biraz daha dar olan bir malzememizdir. Camdan yapılmış bir malzememizdir. 50 mililitreden 10 litreye kadar hacmi olabilir. Yani değişik büyüklüklerde olacaktır. Ve sizin en çok kullandığınız şey çözeltiyi hazırlamak. İşte tuzlu su hazırlayacaksınız. Bunların saklanması gerekebilir. Isıtılması gerekebilir. Burada kullandığınız cam balon dediğimiz malzememiz olacaktır. Şeyi iyi yapmaya çalışın. Şekli gördüğünüzde bu cam balondur şeklinde bir yorum yapabilirseniz bu sizin için yeterli olacaktır. Bir diğer laboratuvar malzememiz balon joje. Joje kelimesi biraz daha farklı gelebilecektir size. Cam balondan farkı ne? Şu üst kısmındaki borunun biraz daha uzun olması, alt kısmı yine yuvarlak olacak şekilde ifade edilecektir. Yine derişimlerin, çözeltilerin hazırlanmasında kullanılabilir. Bir de cam balondan en önemli farkı şu üst kısmında arkadaşlar derecelendirilmiş, yani miktar ölçebileceğiniz bir cam malzeme olmasıdır. Balon jojedeki en önemli şey boyun kısmında ölçü çizgisinin bulunması. Siz ne kadarlık bir çözelti hazırlamak istiyorsunuz? Buradaki miktarları ölçebileceksiniz. Bir diğer malzememiz pipet. Pipette arkadaşlar cam bir boru gibi düşünebilirsiniz. Yine üzerinde mililitre cinsinden bölmelerle ayrılmış hazır olarak sunulmuştur size. Az miktardaki bir sıvıyı hassas bir ölçümle başka bir kaba aktarmak istediğinizde. Cam balonun şu ucundan elinizle tutuyorsunuz, baş parmağınızla kapatıp tekrar açtığınızda yaratılan basınçla birlikte sıvı yukarıya doğru gelecektir. Buradan ölçüyorsunuz ben ne kadarlık bir sıvı alacağım diye. Bu şekilde aldığınız pipete aldığınız sıvıyı başka bir kaba aktarmak için kullanabiliyorsunuz. Az miktardaki, öyle çok miktardaki sıvılarda kullanmamız söz konusu olmayacaktır. Bir başka yine laboratuvar malzememiz termometre. Termometre zaten bizim günlük hayatımızda da sık sık kullandığımız bir araçtır. Amacımız sıcaklık ölçmek. Çözeltileri hazırlıyorsunuz. Tepkimeler gerçekleştiriyorsunuz. Son sıcaklığın ne olduğunu ölçmek için rahatlıkla çözeltinin içine daldırdığınız termometreyle ölçümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sıcaklık ölçümleri için kullandığımız bir malzemedir. Termometre dediğimiz malzeme. Evet, buradan dördünü konuştuk. Başka neler var? Evet. Yine en çok sayfanın olduğu yer burası olsun. Evet. Burada kullandığımız ilk gösterdiğimiz görselimizde Behr Glass'ımız var arkadaşlar. Behr Glass dediğimiz Behr aynı şekilde de kullanılabilir. Bir simyacının ismidir. Behr diye yazılıyor. Ona ithafen kullanılmıştır. Cam bir kap arkadaşlar. Bunu çok rahatlıkla gözünüze de canlandırabilirsiniz.
Yüksek sıcaklığa dayanıklı camdan üretilmiş malzemedir. Laboratuvar malzemelerinin hepsi zaten borosilikat cam dediğimiz camdan üretilmiştir. Isıya dayanıklı olan camlardır. Yine çözeltileri hazırlama, maddeleri karıştırmak, aktarmak, ısıtmak, kristallendirmek gibi işlemlerde kullandığımız cam malzememiz. Evet, büreti çok iyi tanımanızı isteriz. Bu seneki konuştuğumuz asit bazlar konusunda titrasyon olayı vardı hatırlarsanız. Titrasyonda büret sisteminden bahsettik. Büret dediğimiz şurada musluğu olan yine cam bir tüp gibi düşünebilirsiniz. Mesela beherin içine asit koydunuz. Şuraya şöyle bir çizim gibi yaparsam. Beherin içine bir tane asit çözeltisine Derişimini, hacmini bildiğiniz asit çözeltisini hazırladınız. Üzerine buradaki büret yardımıyla şöyle kabaca çizim yaparsak, sonra sileceğim bunu zaten şeylerinizde, notlarınızda olmasın. Büretle birlikte şurada musluğu var. Bu büretin içine de şurada miktarları yine ölçebildiğiniz derecelendirilmiş bir kap. Üzerine bazı yerleştirdiniz. Sonra ne yaptınız? Musluğu açıp damla damla bazı asitin üzerine eklediniz. Ne işlemi dedik arkadaşlar buna? Titrasyon işlemi adını verdik. Büret ve beher titrasyon işleminde kullandığımız iki tane ana malzememizdir arkadaşlar. O yüzden büret bizim için önemli olan bir cam malzeme olacaktır diyebiliriz. Notlarınızda olmasa da olur. Evet, o yüzden büreti gördüğünüzde anahtar kelimeniz ne olsun sizin için? Titrasyon olsun diyebiliriz. Bir başka malzemem dereceli silindir. Mezür diğer adıyla arkadaşlar. Yine mezür diye bir ismin varlığını bilmenizi isteyebiliriz. Yine şöyle bir cam malzemeyi düşünün. Üzerinde yine mililitre cinsinden bölmeler var. Yine siz bir sıvıyı başka bir sıvıya aktarmak istiyorsunuz. 50 mililitrelik sıvıya ihtiyacınız var. Sıvıyı mezüre döktünüz. 50 mililitreyi gördüğünüzde tamam deyip mezürden diğer bir kaba aktarmak için kullandığınız bir cam malzemedir. Yine saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya aktarılmasında kullanılabilecektir. Miktara ihtiyacınız yok. Sıvıyı aktaracaksınız. O zaman beheri kullanabilirsiniz. Beherde derecelendirilmiş bir silindir yok. Ama miktarı ölçmek isterseniz mezürden yardım alabilirsiniz. Bir başka cam malzememiz yine laboratuvarların vazgeçilmezi deney tüplerimiz. Değişik boyutlarda deney tüpleri vardır arkadaşlar. Bu kullandığınız, yaptığınız deneye bağlı olarak kendi seçiminize göre karar vereceksiniz. 100 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanabilen camdan yapılmış malzemedir. Çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Havan arkadaşlar mutfaklarda vardır. Sarımsak dövmek için havan, bir kap üzerinde de bir tane malzeme yapılmıştır. Bu porselenden laboratuvarlarda genellikle kullanılan porselenden yapılır. Ama cam, çelik gibi çeşitli maddelerden de yapılabilir. Ama en çok kullanılan laboratuvarlarda porselen havanlar olacaktır. Katı bir maddeyi toz haline getirmek için. Katı maddeyi koydunuz, şu sapıyla ezdiniz onu, toz haline getirmek için havanı kullanabilirsiniz. Kroze dediğimiz yine bir malzememiz. Metal veya porselenden yapılmış, fincana benzetmiş. Evet, bir fincana benzeyen malzemedir. Deneylerde kül haline getirmek ve çözme işleminde kullanılabilecektir. Bu porselenler yine ısıya dayanıklı porselenler oluyor. Bek alevinin üzerine koyup katıyı içine koydunuz. Onu ısıtmak amacıyla kullanabilirsiniz. Evet. Spatül dediğimiz bir cam malzeme, bir metal malzememiz. Metal olabilir, plastik olabilir, porselen olabilir. Çay kaşığına benziyor.
toz veya küçük parçalar halindeki maddeleri almak için, yani normal bir kaşığın görevi olarak düşünebilirsiniz, kullandığımız bir malzemedir. Ve son olarak da evet, bu sayfamızda da yine ayırma hunisi önemli olan laboratuvar malzemelerinden birisi. Ne hatırlatır size ayırma hunisi desem? Şöyle bir huniyi düşünün arkadaşlar. Altında yine bir musluğu var. Siz kendinize bir sıvı sıvı karışım hazırlamışsınız. Ama heterojen bir sıvı sıvı karışım isteriz. Heterojen olması, birbiri içinde ne yapmaması? Karışmaması. Ayırma hunisi, birbiri içinde karışmayan sıvıların ayrılması için kullanılan bir cam malzemedir. Karışımların ayrılması kısmında da zaten hatırlayabilirsiniz. Şunu denesek daha mı iyi yazılarda okunsun? Sıvıların ayrılmasında kullanılan bir malzemedir diyebilirsiniz arkadaşlar. Hunimiz yine mutfaklarda vardır. Bir şişeye, ağzı dar olan bir şişeye bir sıvıyı, işte zeytinyağını aktarmaya çalışıyorlar, tenekelerden almışlar. Mutfakta yapılan bir işlem, aynı mantık. Üstü geniş, alta doğru daralan cam malzemedir. Süzme işleminde içine süzgeç kağıdını yerleştirerek süzme işlemini yapabilirsiniz. Sıvıların geniş ağızlı bir kaptan dar ağızlı bir kaba aktarılması için de kullanılabilecektir. Erlen mayar veya erlen, yine bir cam malzememiz, koni şeklinde ağızlı kısmına doğru daralan bir cam malzeme. Yine çözeltileri hazırlanmak amacıyla kullanılabilen bir malzememizdir. Saç ayağı, üç ayak diye de bilinebilir arkadaşlar. Biz ısıtma işlemi yapmak istiyoruz. Isıtma işlemi için hemen iki sonraki görsele geçtim. İspirto ocaklarından yardım alıyoruz. Bek alevi dediğimiz bir alevden, normal bir ocak değil arkadaşlar. İspirtoyu koyuyoruz içine. Burada bir fitil yardımıyla yanmayı gerçekleştiriyoruz. Bu ispirto ocağının üzerinde ısıtma işlemi yaparken atıyorum erlenme ayarı koymam lazım. Onun için taç ayağı dediğimiz üç ayaklı bir metal malzemeyi buradaki ispirto ocağının üzerine yerleştirip üzerine de beherimi koydum, erlen mayarımı koydum, ısıtma işlemimi gerçekleştirmiş oldum. Baget dediğimiz cam bir çubuk arkadaşlar. Çubuk şeklinde cam malzemedir. Karışımları karıştırmak için kullandığımız bir malzeme olarak size sunabiliriz. Saat camımız yani tam ortasında iç bükey şeklinde bir cam malzemedir. Az miktardaki katı maddenin ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılabilir. Bu saat camını alıp yine saç ayağının üzerine yerleştirip ispirto ocağının üzerinde katıyı rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Daha bir sürü laboratuvar malzememiz var ama en çok kullandığımız, bizim bilmemiz gereken laboratuvar malzemelerini size şu şekilde bir listelemeye çalıştım arkadaşlar. Evet, şeyi buraya not alayım. Cam malzeme, bir sürü cam malzemelerimiz var kullandığımız. Buradaki cam malzemeler herhangi bir camdan değil. Hepsi de arkadaşlar cam malzemeler. Boro silikat dediğimiz camdan üretilmiştir. Bu borosilikat camların özelliği ısıya ve kimyasal maddelere dayanıklı olmasıdır. Aslında size bir şey çağrıştırmış olabilir borosilikat cam dediğimiz. Yine mutfakların vazgeçilmezi bor camlar. Bir markadır aslında.
bor elementinin silisyum dioksitle oluşturulduğu bir karışımdan oluşturulan camlardır. O mutfaktaki bor camlarla bu borosilikat camlarımız aynı şey olacaktır. Isıya veya kimyasal maddelere dayanıklı olan cam malzemelerimiz olmuştur. Evet arkadaşlar, böylece size birinci ünitemi tamamlamış oldum. Dokuzuncu sınıfın ilk ünitesi olarak konuştuğumuz yer. Dediğimiz gibi biraz sözel bir kısımdı, görsellerin bulunduğu bir kısımdı. Onları bu şekilde bu çalışmamızı hallederek işimizi rahatlattığımızı düşünüyoruz. O zaman 9. sınıfın yine devam edersek ikinci ünitesi. Neydi acaba ikinci ünitemiz? Yine atomun yapısı ve periyodik cetvel. Niye yine dedim? Çünkü 11. sınıfında ilk ünitesini hatırlarsanız atom ve periyodik cetvel olacaktı. TYT'nin ve AYT'nin ortak kısmı olarak sunabildiğimiz bir ünitemiz olacaktır. Şimdi ben bu hafta yani bugünkü dersimizde öyle size çok fazla hani 11 atom modelleriyle ilgilendirtmek istemiyorum. Yine temel kavramlar çalışalım dedik, hep bu çalışmamızda bunu halledelim. Atomun temel yapısını bir inceleyelim. Temel taneciklerimiz nelerdi? Protonlar, nötronlar, bunlar nelerdi? Bir onları inceleyelim. Aklımızda kalması gereken temel bilgilerimiz. Evet, o zaman şöyle bir yan başlık attım. Atomun yapısı şeklinde. Evet, atom modellerimiz var. Aslında simya döneminden gelen bir modelleme çalışmışlar. Dalton, Thomson, Rutherford bunların hepsinin incelemelerini konuşacağız zaten daha sonra. Biz şu andaki konuştuğumuz temel tanecikler üzerinden yorum yaparsak. Evet, atomu oluşturan üç temel taneciğimiz. Atomu oluşturan üç temel tanecik. Nelerdir bunlar dersek, sanırım protonumuz var, nötronumuz var ve elektronumuz var. Üç tane temel taneciğimiz. Ha, günümüzde bunların alt parçacıkları da inceleniyor mu? Tabii ki de. Proton, nötron, elektron, alt parçacıklarımız, bir sürü gluonlar, nötrinolar gibi alt parçacıklarımız vardır. Onları biraz daha artık fiziğe attık. Fizikte, 12 fiziğinde tanışmış olacaksınız. Proton, nötron ve elektronun şöyle bir özelliklerine bakarsak, proton elektrik yükü atomda pozitif olan taneciğimizdi. Proton artı pozitif yüklü tanecik. Nötronumuz yüksüz. Elektron ise eksi negatif yüklü tanecik olarak ifade ediyoruz. Bunların kütlelerini ölçmüşler. Yaklaşık değerlerini yazacağım. Protonun kütlesi yaklaşık bir atomik kütle birimi. Hatırlar mısınız? Bir AKB 1 bölü NA grama karşılıktı. Böyle bir kütleye sahip. Nötronun kütlesi çok 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 yakın olarak protonun kütlesine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Hatta rahatlıkla o da 1 AKB'dir diyebilirim. Ama ben yine şuraya da yaklaşık bir. Yani sorularda protonla nötronun kütlesi birbirlerine eşittir derlerse kabul edebiliyoruz arkadaşlar. Çok yakın bir değere sahip çünkü. Elektronun kütlesi ise 1 bölü 1840 AKB gibi bir değere sahip. O yüzden elektronun kütlesi proton ve nötronun kütlesinin yanında o kadar az miktarda kalıyor ki size
Atomun kütlesini oluşturan tanecikler kimlerdir derlerse proton ve nötronu söyleyebilirsiniz. Bunlar atomun kütlesini oluşturan taneciklerimiz. Diğer kalemlere bir gıcığı oldu bunun. Şu ikisi atomun kütlesini oluşturan tanecikler. Elektronun kütlesi proton ve nötronun yanında çok az olduğu için onun kütlesini ne yapıyorum? İhmal ediyorum. Elektron atomun hacmini belirleyen tanecikmiş. Atomun kütlesini proton ve nötron oluşturur. Hacmini belirleyen ise elektrondur. Evet, bize atomdaki çekirdek kavramını ilk defa kazandıran Rutherford oldu. Yine atom modellerinde konuşacağız. Atomun tam ortasında, merkezinde ne bulunur dedi? Çekirdek bulunur. Çekirdekte proton ve nötronlar vardır. Atomun çekirdeğinde bulunurlar. Elektronlar hacmini belirliyorlar. Çekirdeğin etrafında nerelerde bulunuyorlar? Belli yörüngelerde. Bunu da Bohr kazandırmıştı bize. Yörüngelerde bulunan bir temel taneciğimiz olarak söyleyebiliriz. Evet, proton, nötron, elektronumuz bu şekilde ifade ettiğimiz üç tane temel taneciğimiz. Ve biz bu temel tanecikleri elementlerin sembolleri, atomların sembolleri vardır diye konuşmuştuk galiba. Bu sembollerin üzerlerinde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kendime böyle biraz büyük bir X elementinin sembolünü alsam. Herhangi bir elementin sembolü şöyle X şeklinde olsa. Evet, bu temel tanecikleri element sembolüne yerleştirmeye çalışacağız. Sol alt köşeyle başlayalım isterseniz. Element sembollerinin sol alt köşesine yazdıklarımız. Ben şunu bir sileceğim arkadaşlar. Bir daha biraz daha sola kaydırayım. Daha rahat yazalım. Evet, sol alt köşeye yazdığımız temel tanecik. Neyi yazıyoruz? Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı. Sol alt köşe o elementin proton sayısını ifade eder. Peki ben proton sayısı demek yerine başka kelimeler kullanmak istesem. Proton nerede bulunuyor dedik? Çekirdekte. Kiminle birlikte? Nötronla. Yalnız nötronun yükü yok. Sadece yüklü olan tanecik kimdir? Protondur çekirdekte bulunan. O yüzden proton sayısı demek yerine ne de diyebilirim? Çekirdek yük. Çünkü protonlar çekirdekte bulunuyorlar nötronla birlikte ama hiçbir şekilde nötronun yükü olmadığı için çekirdeğin yükünden sorumlu sadece proton sayısıdır. Sonra Henry Moseley diye bir amcamız bu proton sayılarının her elementin kendine ait olduğunu söyleyip onlara o elementin nesi dedi atom numarası. İşte sol alt köşeye yazdığım sayı o elementin proton sayısı, çekirdek yükü veya atom numarası olabilir. Üçü de aynı şeydir. Ben bir elementi tanımak istiyorsam, onun hakkında bir fikir edinmek istiyorsam,
elementin kimliğine bakalım. Elementlerin, atomların kimlikleri de proton sayıları, yani atom numarasıdır. Buraya yazdığımız tüm değerler o elementin kimlik bilgileridir diyebiliriz. Nasıl bizlerin birer kimlik numarası varsa onların da kimlik numaraları vardır. O da neymiş arkadaşlar? Atom numaralarıymış diyebiliriz. Size iki farklı element sunacağız. Bunların proton sayılarını karşılaştırmanızı isteyeceğiz. Nasıl? İki farklı kişinin kimlik numaraları aynı olamaz ise iki farklı atomun asla atom numarası aynı olamayacaktır. O yüzden atom numarası için çok belirgin olarak söyleyebildiğimiz bir özellik ne diyeceğiz arkadaşlar? Her elementin atom numarası kendine özgü. Bu cümleyi şöyle de yazabilirim. İki farklı elementin proton sayıları kesinlikle aynı olamaz. Evet, TYT sorularının en vazgeçilmezleridir arkadaşlar. Bu sembol üzerindeki sayılarla böyle cümleler yazıp doğru mudur, yanlış mıdır şeklinde. Buradaki dikkat ettiğimiz iki farklı elementin proton sayısı kesinlikle ne yapamaz? Aynı olamayacaktır. Her elementin kendine ait olan bir değeri vardır. Atom numarasını da AN diye genellikle kısaltarak size sunmuş oluyoruz. Evet, sol alt köşemiz bunlar. Peki, sol üst köşeye geçersek. Sol üst köşeye de kütle bilgilerini ayırmışlar. Buraya yazdığımız sayı o elementin kütle numarasıdır. Eşittir diyeyim. Başka ne diyebilirim kütle numarası yerine? Yine bizim kütleyi belirleyen taneciklerimiz burada yazmıştık. Kimdi? Proton ve nötron. Bu ikisi de nerede bulunuyorlar dedik? Çekirdekte. Kütle numarası demek yerine çekirdek kütlesi. Atomun kütlesini bunlar oluşturuyorlar. Bu da çekirdekte bulunuyor zaten. Dikkat! Yine sizi yanıltmak için kullandığımız çekirdek yükü kavramıyla çekirdek kütlesi kavramı. İkisi aynı şey değil arkadaşlar. Çekirdek yükü dediğinde sadece protona bakıyorsunuz. Çekirdek kütlesi dediğinde hem protona hem nötrona bakmanız gerekecektir. Çekirdeğin Latince karşılıklarından birisi nükleondur arkadaşlar. O yüzden kütle numarası demek yerine size nükleon sayısı da diyebiliriz. Sodyumun nükleon sayısı 23'tür dediklerinde bahsettiğimiz nedir? Onun kütle numarasıdır. Evet, kütle numarası bir kimlik bilgisi değil arkadaşlar. O yüzden farklı elementlerin kütle numaraları aynı olabilir. Kesinlik yok. Sadece bir olasılık. Hatta aynı elementin kütle numaraları farklı olabilir. Bu cümlem size bir şey çağrıştırır mı? Sanırım bizim bu izotop, izobar gibi atomlarımız vardı. İşte buradaki özelliklerine göre atomları da bir sınıflandırma olarak size sunabiliriz.
O yüzden size kesinlik sorusu sordularsa, işte farklı elementlerin kütle numaraları kesinlikle farklıdır. Hayır, aynı da olabilecektir veya aynı elementin kütle numaraları da farklı olabilecektir. Kütle numarasını hesaplamak için dedik ki çekirdekteki proton ve nötronların toplamıdır. O yüzden kütle numarası eşittir proton artı nötron şeklinde bir formüllendirmeyle de kütle numaramızı hesaplayabiliriz. Bizim en temel kullandığımız formüllerden birisi. Biraz sonra izotopları tanıttıktan sonra söyleyeceğim. Kütle numarası ve atom kütlesi, bunların farklılığı hakkında biraz yorum yapmaya çalışacağız. Evet, neleri yerleştirdim temel tanecikler'den? Protonu yerleştirdim. Nötron sayısını da göstermek için genellikle tercih ettiğimiz yer sembolün tam ortası. Kütle numarasıyla proton sayısının ortasına yazdığımızda o elementin nesi olacaktır? Nötron sayısı şeklinde gösterebiliriz. Evet, sol tarafı hallettik. Şimdi gelelim sağ tarafa. Neleri yazacağız sağ tarafımıza da? Yine sağ alt köşeyle başlayalım. Üçüncü temel taneciğimiz kaldı zaten, elektron. İşte sağ alt köşeye yazacağımız o elementin elektron sayısı olacak. Kaç tane elektronu varsa bunu buraya yazabiliyoruz sanırım. Peki, bir atom, bir element fiziksel veya kimyasal olaylar sonucunda proton sayısını değiştirmez. Ancak radyoaktif olaylarla değiştirebilir. Çekirdeğin de hiçbir zaman fiziksel ve kimyasal değişimlere uğramayacaktır. Radyoaktif olaylarda. Ama elektron sayısında biraz daha esnek. Bir atom dışarıya elektron verebilir. Dışarıdan elektron alabilir. İşte bu elektron alışverişlerini ifade etmek için de nereyi kullanıyoruz? Sağ üst köşeye. Sağ üst köşeye yazdığımız kavram iyon yükü. Diğer adıyla değerlik. Diğer adıyla yükseltgenme basamağı. Buraya yazdığımız sayılar o taneciğin elektron alışverişini ifade eden yerler olacak. Neler biliyoruz? Dedik ya, atomlar çekirdeklerindeki proton veya elektronlardan vazgeçmez. Ama elektrondan vazgeçebilir, vazgeçmeyebilir. Şuraya bir yıldız da yazsa. Eğer bir atomun çekirdeğindeki proton kadar elektron sayısı varsa, proton elektron sayısına eşitse, ne anlama geldi bu? Bu tanecik elektron alışverişi yapmamış. Ne diyoruz bu taneciklere? Nötr atomlar. Nötr atomlarda çekirdekteki proton sayısı ile yörüngedeki elektron sayıları birbirlerine eşittir ve asla bu tanecik elektron alışverişi yapmamıştır. O yüzden iyon yükü, değerlik veya yükseltgenme basamağı kısmına ne yazacağız arkadaşlar? Sıfır yazacağız. Yani değerliği ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Değerlik eşittir sıfır. Peki, şöyle bir olasılık var. Bu atom elektronlarını vermiş olabilir. Elektron veriyorsa, elektron sayısını ne yaptı? Azalttı. Proton sayısı elektron sayısından büyük ise, bu ne anlama gelmiştir arkadaşlar? Atom elektron vermiştir.
artık bu elektron veren taneciğe benim atom deme hakkım yok. Atomlar her zaman nasıl olacaklar? Nötr olacaklar. Ve biz elektron vermeyi de sanırım artı işaretiyle ifade ediyoruz. Atom elektron vermiştir. Artı, yani pozitif yüklü, ne dedik? İyon. Elektron alışverişi yapan tüm tanecikler artık iyon adını alacaktır. Artı yüklü iyon, ki artı yüklü iyonlara da bir isim veriyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Katyon. Oluşur diyebiliriz. Elektron vermeyi artıyla gösterdim. Bunu da sağ üst köşeye yazmış olacağım. O yüzden bu durumdaki yazdığımız, şuraya yazdığımız değerlik mutlaka sıfırdan ne olacaktır? Büyük olacaktır. Artı 1, artı 2, artı 3 gibi pozitif bir değerliği yazabiliriz. Üçüncü olasılığımız proton sayısı elektron sayısından küçük olabilir. Elektronunu arttırmış. Demek ki bu atom elektron almıştır anlamına gelir. Elektron almayı da eksiye arttırdı. Ne diyoruz? Eksi diyoruz. Eksi yüklü iyon oluştu. Ne diyoruz eksi yüklü iyonlara da? Anyon. Anyonumuz oluşmuştur. O yüzden şuraya yazacağımız değerliği anyonlarda hep ne olmalıdır arkadaşlar? Sıfırdan küçük olmalıdır. Evet, bu sağ üst köşeye yazacağımız sayıları o taneciğin elektron alışverişine göre karar verebiliyoruz. Şimdi ben şuraya bir şey daha konuşmak isterim bununla ilgili. İyon yükü, değerli yükseltgenme basamağı. Üç farklı kelime yazdım arkadaşlar. Ama iyon yükü kavramını her zaman kullanamayabilirim. Yükseltgenme basamağını her zaman kullanacağım da iyon yükü kavramını her zaman kullanamayabilirim. Bunun farklılığından bahsedeceğim. Evet, öncelikle bir sorayım. Bu sayfada var mı aklınıza takılan bir şey sormak istediğiniz? Sanırım yok. Evet, şuraya bir not girmek istiyorum. İyon yükü kavramı yükseltgenme basamağı kavramı. Bazen ikisi aynı şeydir diyebileceğiz ama bazen hayır, bir farklılığımız vardır diyebileceğiz. Şimdi biraz periyodik cetvel bilgilerimizi hatırlamak istersek, biz ametal bileşiklerine ne diyoruz? Kovalent bileşikler diyoruz. Kovalent bileşikler, elektron ortaklaşması ile oluşurlar. Yine ileride tekrarlayacağımız ama temel bilgilerimizden birisi. İyonik bileşiklerimiz ise elektrostatik çekim ile oluşur, elektron alışverişi ile gerçekleşir. Kovalent bileşiklerimiz, geçen derslerde de bir vurguladığımı hatırlıyorum. Kovalent bileşiklerimiz nasıl yapılı bileşiklerdi arkadaşlar? Molekül yapılı. Suya atıldıkları zaman asla ne bırakmazlar? İyon bırakmazlar. İyonik bileşikler ise iyonik yapılı. Şimdi
element eğer iyonik yapılı bir bileşik oluşturuyorsa o zaman net artı net eksi yüklenecektir. Elektron alışverişini yapmış olacaktır. İyonik yapılı bileşiklerde siz alınan veya verilen elektron sayısını göstermek için iyon yükü kavramını kullanabilirsiniz. Çünkü iyon var elinizde. Aynı zamanda yükseltgenme basamağı da diyebilirsiniz. Ama elinizdeki kovalent bileşik ise bunlar molekül yapılıdır. Elektronları ortaklaşa kullanırlar, kısmi negatif, kısmi pozitif yüklenirler. Molekül yapılı bileşiklerde sizin asla ve asla iyon kelimesini kullanmanıza mümkün değildir. İzin vermeyiz arkadaşlar. O yüzden kovalent bileşiklerde ortaklaşa kullanılan elektronları göstermek için, elektron sayısını göstermek istediğinizde asla iyon yükü kelimesini kullanamazsınız. Sadece hangi kelimeyi kullanabilirsiniz? Yükseltgenme basamağı. Yükseltgenme basamağını her yerde kullanın. Ama iyon yükü kavramını sadece nerede kullanıyorsunuz? İyonik yapılarda. Bu anahtar bilgimiz olabilecektir bizim için. İyonik yapılarda sadece iyon yükü kavramını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu şöyle yapsam. Sodyum klorür bizim yine klasik bileşiğimiz. Sodyum klorürde sodyumun iyon yükü artı bir, değil mi? Sağ üst köşesinde gösterdim. İşte burada sodyum iyonunun iyon yükü veya yükseltgenme basamağı kaçtır diyebilirsiniz? Artı bir. Ama kim gelsin? Su gelsin aklıma. Kovalent bileşik olarak hidrojen artı bir, oksijen eksi iki. Buradaki hidrojen iyonunun, hidrojenin iyon yükü demek gibi bir hakkınız var mı? Yok. Çünkü bu nasıl bir bileşik arkadaşlar? Kovalent bileşik. O yüzden burada iyon yükü kavramını kullanamadım. Ne dedim? Yükseltgenme basamağı. Yükseltgenme basamağı kaçtır? Artı bir. Evet, sanırım anladık. İyon yükü kavramını sadece iyonik yapılı bileşiklerde kullanıyorsunuz. İyonik yapılarda. Eğer molekül yapılı bir kavramınız varsa asla iyon yükü kelimesini kullanmadan yükseltgenme basamağı şeklinde ifade etmeniz gerekecektir arkadaşlar. Bunu önemli vurgulamaya çalıştım. Bu iyon yükleri, yükseltgenme basamakları size elektrokimyada da çok lazım olacak. 12'nin ilk ünitesinde onlarla ilgili çalışmalarımızı yapmaya çalışacağız. Şimdi elektron sayısının hesaplanması. Bunları çok isteyeceğiz sizden. Şöyle bir örnek üzerinden elektron sayıları nasıl hesaplanacak bunu konuşmak isterim. Ama isterseniz bir aramızı verelim, dinlenelim. Dönüşte örneğimize hazır olalım. Son yazdık. Evet hocam. Gözüküyor. Tamam, tamam oldu. Magnezyum 24'e 12 atomu 2 elektron verirse dediler bana. Bununla ilgili de sorular sordular. Şu oluştu, bu oluştu şeklinde. Ve düşündüm. Bu atom 2 tane elektronunu verdi. Verdiği için
uzaklaştıralım. Bu. İki tane elektron vermeyi nasıl gösterdi? Vermek artıydı. Önce kaç tane verdiğini yazıyorum sağ üst köşesine? 2. Verdiğini ifade etmek için de artı 2 şeklinde size bir yarı tepkime yazmış olduk. O zaman magnezyum atomu 2 tane elektron verirse, birinci yargı olarak magnezyum 2 artı nesi oluştu arkadaşlar? İyonu oluştu. Şimdi size çok basit bir kavram ama sınavlarda veya sorularda hep kullanmaya çalışacağız. Şunu söyleyip, magnezyum 2 artı deyip bunun atom olduğunu söyleyeceğiz. Buna artık sizin asla ve asla ne deme hakkınız yok arkadaşlar? Atom deme hakkınız yoktur. Bu atom değildir. Nedir? İyondur diyebildik. Magnezyum artı 2 dediğimiz için, artı yüklü iyon olduğu için ne oluştu diyebildik? Bir katyon oluştu. Peki, kütle numarası veya nötron sayısı değişti mi diye sorarlarsa, elektron alışverişi yaptığı zaman çekirdeğinde herhangi bir şekilde değişim olmayacaktır. O yüzden bu iyonun yine kütle numarası, çekirdeğinde hiçbir değişim olmadığı için 24. Proton sayısı hala 12. Nötron sayısı zaten 12 olarak kalmış olacaktır. Kütle numarası ve proton sayısı asla değişmeden 24'e 12 magnezyum artı 2 iyonu haline dönüşecektir. İyonu olur. Elektron sayısı ne oldu? Elektron sayısı başlangıçta nötr haldeyken proton sayısına eşitti. 12 idi. Şimdi iki tane verdiğine göre 24'e 12 olarak kaldı. Kaç tane elektronumuz olmuş oldu? İki tane verdiğine göre 10 tane elektron. İşte bunu elektron sayısını hesaplarken verdi deyip direkt bulabilirsiniz. Ama hani bulunsun defterinizde, iyon yükü eşittir proton eksi elektron sayısı şeklinde de bir formülle hesaplanabilir. Ben hiçbir zaman kullanmam da eğer canınız isterse elektron sayısını bunun üzerinden de hesaplayabilirsiniz dedim. Evet, bu örneğimde vurgulamaya çalıştım. Bir atom elektron alışverişi yaptığında asla proton sayısı ve nötron sayısı değişmeyecektir. Sadece nesi değişecektir? Elektron sayısı değişecektir diyebiliriz. Almış olsaydı da eksi kelimesini kullanabilirdik. Peki burada şey desinler bize, magnezyumun iyon yükü kaç oldu? Evet, iyon yükü kelimesini kullanabilir miyim? Magnezyum bir metal. 2A grubunda. O yüzden iyonik yapılı bir tanecek. Magnezyumun iyon yükü diyebilirim veya yükseltgenme basamağı da diyebilirim. İkisini de kullanma hakkım vardır. Kaç oldu? Artı 2 şeklinde ifade etmiş olduk arkadaşlar. Evet, elektron sayısıyla ilgili bunu konuştum. Bir de yine elektron sayısının hesaplanmasında size köklerden bahsedeceğiz. Köklerin elektron sayılarının hesaplanmasından bahsedeceğiz. Acaba kökler kimlerdi? Bizim sülfat, nitrat gibi element topluluğunun iyon halinden bahsediyorduk. Onlarda da hesaplama yapmanızı isteyebiliriz. Mesela kim gelsin aklımıza? Fosfat gelsin. Fosfat iyonundaki toplam tanecik sayısı
kaçtır? Böyle bir soruyla karşılaşalım. Evet, size bir takım bilgiler vermek zorundayız. İlk 20 elementin atom numarası hani bilinmelidir. 7. 8. sınıftan gelen bir bilgidir ama her elementin atom numarasını bilemezsiniz. Şuraya parantez altı içinde yazalım. Fosfor 31'e 16, oksijen 16'ya 8. Evet, şimdi soruyu zorlaştırmak için fosfat diye kelimeyle yazdım. Siz fosfatın formülünün ne olduğunu bilirsiniz. CO4-3S. Değil mi? Bunları tanımak zorundayım. Bu fosfat dediğimiz arkadaş. Şimdi buradaki toplam tanecik sayısını sormuşum. Acaba toplam tanecik sayısını hesaplarken kimleri toplayacağım? Ne dedik? 3 tane temel taneciğimiz var. Proton artı, nötron artı, elektron. İşte size soruda toplam tanecik sayısı kaçtır derlerse proton, nötron ve elektronlarının toplamlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman şu kökümüzdeki, burada şunu bir daha vurgulayalım mı? Şu kök dediğimiz yapılar acaba bileşik midir? Hayır. Kökler asla bileşik değildir. Neden? Bileşikler her zaman nötr olmak zorundalar. Yani sağ üst köşelerinde bir iyon yükü olmamalı. Köklerde ise iyon halinde olacaklardır. O yüzden kökler asla bileşik değildir. Kök dediğimiz yapılar iyondur. Bileşik dediğimiz yapılar ise nötrdür. O yüzden kökler asla bileşik değildir. Onu da arada vurgulamış olun. Şimdi başlayalım. Bu kökteki toplam tanecik sayısı için. Önce protonlarına bakalım. Yapacağınız şey çok basit. Kökün içindeki her elementin proton sayılarının toplamlarını almak. Fosforun proton sayısı 16'ymış. Oksijenin proton sayısı 8. Fakat sizde kaç tane var? 4 tane. O zaman 4 çarpı 8'den 32 proton oksijenden geldi. Toplam proton sayısı 48 oldu. Nötrona geldim. Yine her elementin nötron sayısına bakıyorsunuz. Fosforun nötron sayısı 31-16'dan 15 sanırım. Oksijeninki 8. O zaman fosfordan 15 nötron geldi. Oksijen 8'di. 4 tane olduğu için 32 nötron oldu. Demek ki 47 tane de nötron oldu. Bu toplam tanecik sayısının içinde. Geldim elektron sayısına. Evet, her elementin nötr haldeki elektronuna bakalım. Fosforun 16 tane elektronu. Oksijenin 8 tane elektronu var. O zaman 16 elektron fosfordan. 8, yine 4 tane olduğu için 32 elektron oksijenden. Bir de şuradaki eksi 3 ne dedi bana? 3 tane elektron almam gerektiğini söyledi. O zaman 3 elektronu da ekledim. Toplam kaç tane olmuş oldu? Bunun üzerine 3 ekleyeceğim galiba. 51 tane elektronu olmuş oldu sanırım. Doğruyum değil mi? 5, 11, 3, 1, 4, 51 tane elektronumuz olmuş oldu. İşte fosfattaki toplam tanecik sayısını sorduğumuz zaman 48 artı 47 artı 51 şeklinde toplayabilirsiniz. 8, 16, 9, 10, 14. Toplam tanecik sayısını 146 olarak işaretlemiş olduk arkadaşlar. Köklerdeki elektron sayısı, en çok elektron sayısını sorarız zaten. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz diye düşün. Evet, bu köklerin isimlerini mutlaka tanıyacaksınız, bileceksiniz.
İyon yükleriyle birlikte arkadaşlar adlandırma kısımlarında da çok fazla karşımıza gelecektir. Onları aslında şimdi yapsak mı bir liste? Şöyle önemli kökler diye. Sene içinde nasıl olsa çok çok lazım olacak. Notlarınızda bulunsun. Daha önce de çok yazdım sizlere zaten. Önemli kökler. Bu yine önümüzdeki, yani Eylül'den sonraya bir yatırım olarak görüyorum. Bu kökler mutlaka ve mutlaka, evet kötü bir kelime ama ezberlemeniz gereken kökler arkadaşlar. Kimlerle başlayalım? Belli başlı olarak NOH eksiyle başlasam. Evet, NOH eksinin adı nitrat. Bu at itten büyüktür muhabbeti vardır. Oksijen sayısını bir eksilterek NO2 eksi sondaki atı it yaptık, nitrit. SO4 eksi 2 sülfat. Yine bir oksijen eksilttim. SO3 2 eksi sülfit. Biraz önce yazdık. PO4 3 eksi fosfat. PO3 3 eksi fosfit. İşte daha önceki sınav sorularından birinde bunu kullandılar. PO4 3 eksi yazdılar arkadaşlar. Adının fosfit olduğunu iddia ettiler. Doğru olur mu? Hayır. PO4 3 eksi fosfattı. PO3 3 eksi fosfit olacaktır. CO3 2 eksi karbonat. Bu 10. sınıf kimyasında yemek sodası falan vardı. Orada hep geçiyor karbonat dediğimiz. Bunun başına buna H artı eklersem HCO3 eksi oldu. Eğer köke H artı iyonu ekliyorsanız önüne bir ön ekine getirin. Adı oldu bir karbonat. Mesela HSO4 eksi bir sülfat. HNO2 kök olmaz. Değil mi? Bileşik haline gelir artık. HSO3 eksi bir sülfit. Hepsine H artı getirip kök halinde bırakabiliyorsanız bir ön ekine getirebilirsiniz. NH4 artı amonyum. Amonyakla çok karıştırmanızı isteyeceğiz. Amonyak NH3 bir bileşiktir. H3O artı hidronyum. Sanırım asitlerde bol bol konuştuk. OH eksi hidroksit. Bu da bazlığın göstergesiydi galiba. CN eksi siyanür. CH3 COO eksi asetat. C2O4 2 eksi oksalat. CrO4 2 eksi kroma. Cr2O7 2 eksi dikromat. Tehlikeli iki kök. MnO4 eksi bir de MnO4 2 eksi. Tehlike şu. İkisi de MnO4. Sadece iyon yükü değişiyor. Eğer eksi 1 ise permanganat
Eksi 2 ise de mangana. İşte bu köklerde size yapabileceğim tek iyilik yazmak olur arkadaşlar. Bunlar mutlaka tanımanız gerekenler. Bir de klorlarımız var. Onlar da çok karıştırdığınızı düşündüğümüz. ClO4 eksi. Hepsini bir yazayım önce. ClO3 eksi. ClO2 eksi. ClO eksi. Evet, oksijenleri birer azaltarak yazdım fark ettiyseniz. 4 oksijenli de burada klor yükseltgenme basamağı maksimumdur. Bunlarda per önekini kullanabiliriz. Per klora. ClO3 eksi klorat. Yine oksijeni bir eksilttim. Sondaki atı it yaptım. Klorit. Burada da artı birdir klor. En düşük pozitif yükseltgenme basamağı. En düşük için kullandığımızda hipo ön ekidir. Hipo klorit. Evet. Size şöyle bir liste yapmaya çalıştım. Ben böyle bir kökler listesi yapsam bunun sonu yok arkadaşlar. Milyonlarca kökümüz var. Ama bu yazdıklarım sizin en çok karşılaştığınız köklerdir. Bilmenizi çok istediğimiz köklerdir. O yüzden bunlar sizin bilmeniz, tanımanız gereken kökler olarak sunduğumuz yapılar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi Eylül'den sonrasına bir yatırım olsun. Siz bunları tanıyarak gelirseniz İlerleyen bölümlerde daha rahat etmiş olur. Buradaki herhangi bir kökü seçip bu şekilde yine toplam tanecik sayısını hesaplamanızı isteyebiliriz arkadaşlar. Bir de şu tanecik yarı çaplarından bahsetmek isterim. Yarı çap karşılaştırmasını çok yaptırtıyoruz size. Yine bir örnek üzerinden yapalım. Şimdi iyon yarıçapı. İyon yarıçapı deyince şöyle kabaca önce bir şey çizsem. Atomun merkezinde ne var dedik? Çekirdek. Çekirdekte de artı yüklü olan taneciklerimiz protonlarımız. Elektronlar bu çekirdek etrafındaki nerede bulunuyorlar? Yörüngelerde. Şurada da bir elektronum var. İşte çekirdekteki protonların son yörüngedeki bir elektrona uyguladıkları bir çekim. Bu çekim sonucunda aralarında bir uzaklık oluştu. Bu uzaklığa R harfiyle gösterdiğimde yarı çap, iyon yarı çapı. Veya tanecik yarıçapı şeklinde ifade edebiliriz. İyon tanecik yarıçapı arkadaşlar birim elektron başına uygulanan çekimle ifade edilir. Birim elektron başına düşen çekim kuvveti arttıkça çekim kuvveti artıyor. Demek ki protonlar daha kuvvetle çekiyor. O zaman tanecik yarı çapı ne olur diyebiliriz? Küçük. Çekim kuvveti ne kadar fazlaysa yarı çap o kadar küçüktür diyebiliriz. İşte bunu size nasıl soru olarak döndürüyoruz? İki şıklı olsun. Örneğin A şıkkında. Kimi vermiş olalım? Azotun taneciklerinden bahsedelim. Azot 7. Azot 3 eksi. Azot 5 artı. Size 3 tane azot taneciği yazdım. Taneciklerinin
İşte neden tanecik dedim? Bir tanesi atom, diğerleri ise iyon. İyonlarının desem şundan dolayı yanlış olacaktı. Taneciklerinin yarı çaplarını parantez açtım. Karşılaştırma yapıyoruz. İşlem yaptırtmıyoruz size. Yarı çapı büyük olanın çapı da ne olacaktır? Büyük olacaktır. Çaplarını. Yarı çapı büyükse uzayda kapladığı yer, yani hacmi de ne olacaktır? Büyük. Yine işlem yaptırtmıyoruz. Karşılaştırma yaptırtıyoruz. O yüzden ister yarı çaplarını desin, ister çaplarını desin, isterse hacimlerini desin. Hiçbir şey fark etmeyecek. Hacimlerini karşılaştırırız. Gibi bir soruyla karşılaştık. Evet, şimdi düşünüyorum. 3 tane taneciğim var. Üçü de azot elementine ait tanecikler. O yüzden hepsinin de proton sayısı aynı olmak zorunda. Bu 7 ise bu da 7. Proton sayısı asla değişmedi. Elektron sayısı değişecek. Azotun nötr halde olduğu için 7 tane elektronu var. Eksi 3, 63 tane. Kaç elektron oldu? 10. Artı 5, vermiş 2 tane. Kaç elektron olmuş oldu? 2 tane elektron. O zaman düşünelim. 7 proton. 7 elektronumu daha kolay çeker. 10 elektronumu, 2 elektronumu. Sanırım en kolay 2 elektronu çekti. Birim elektron başına düşen çekim kuvvetleri elektron başına düşen çekim kuvvetleri en büyük kim olsun arkadaşlar? En fazla çeken azot artı 5 oldu. N 5 artı. Sonra 7 elektronla azot atomu ve en az da kim olacaktır? Eksi 3 yüklü iyon. Birim elektron başına düşen çekim kuvveti arttıkça tanecik yarıçapıda ne olacaktır? Küçülecektir. Tanecik yarıçapları için azot 5 artı en düşük, sonra azot, sonra N eksi 3 şeklinde sıralayabiliriz. İsterseniz şöyle bir genelleme de yapabilirim. Aynı taneciğin katyon, nötr ve anyon hallerini karşılaştırdım. Katyon halindeyken elektron verdiği için katyon halindeyken en düşük. Sonra nötr, sonra anyon şeklinde de bir sıralama yapabilirsiniz. Nötrden katyona doğru gelirken atom yarıçapı küçülür. Nötrden anyona doğru giderken tanecik yarıçapı ne olacaktır? Büyüyecektir diyebilirsiniz. Bir şey daha ekleyeceğim. Soru kökümde yoktu ama bir de size çekirdeğin çekim kuvvetini soracağız. Bu örnek için. Birim elektron başına düşen çekim kuvvetiyle acaba çekirdeğin çekim kuvveti aynı şey mi? Sanırım farklılık var. Burada protonun en son yörüngede bulunan elektron uyguladığı çekim varken burada çekirdeğin çekiminden bahsedeceğim. Bu üçünün de proton sayıları aynı. O yüzden çekirdeğin çekim kuvveti diyorsa üçünün de ne olacaktır arkadaşlar? Aynı olacaktır. Yine sorularda çok dikkat etmenizi istediğimiz çekirdeğin çekim kuvveti diyorsa kime bakıyorsunuz? Protona bakıyorsunuz. Proton sayıları aynı ise çekirdeğin çekim kuvvetleri de ne olacaktır? Aynı olacaktır. Burada
bu örneğin A şıkkında aynı elementin taneciklerinin yarıçaplarını karşılaştırdım. Farklı tanecikleri de karşılaştırmamı isteyebilirler. Mesela magnezyum 12'ye 2 artı. Neon 10. Flor 9'a 1 eksi. Taneciklerinin hacimlerini. Yine fark edecek mi? Yarı çapları da diyebilirdim, çapları da diyebilirdim. Taneciklerinin hacimlerini karşılaştım. Evet, acaba nasıl bir şey yapayım? Yine birim elektron başına düşen çekim kuvveti. Bundan bahsedeceğim. Elektronlarına bakarsam. 12, 2 tane vermiş 10 elektronu. Nötr 10 elektronu. 9, 1 elektron aldığına göre 10 tane elektronu vardır. Elektron sayıları aynı. Acaba hacimleri de aynı mıdır? Sanırım hayır dediniz. Çünkü birim elektron başına düşen çekim kuvveti kimler çekiyor? Protonlar çekiyor. Sanırım proton sayıları da devreye girecektir. O zaman düşünelim. 12 proton mu 10 elektronu daha kolay çeker? 10 proton mu 9 proton mu? Sanırım 12 proton daha kuvvetli çeker. O yüzden bunun hacmi ne olacaktır? En düşük olacaktır. Magnezyum 2 artı en küçük. Sonra neon, sonra flor eksi bir şeklinde taneciklerin hacimlerini karşılaştırmış olduk. Aslında şurada yaptığım genellemeye de uyduk. Katyon, nötr ve anyon. Ya proton ya da elektronları eşitse şu sıralamayla rahatlıkla yarıçap karşılaştırmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yarıçapları da aradan çıkarttık. Hadi bir de şey yapalım. Bu hani proton ve nötron sayılarının aynı veya farklı olmasına göre bir sınıflandırma yapmışlar atomlarda. Aynı, eş anlamında kullandığımız ön ekle. İzotop atomlar. İzotoplar niye yazdım? İzotop. Evet, size sunduğumuz atomların izotop olması için şartımız. Kimlikleri aynı olacaktır. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olan atomlardır, izotop atomlar. Nötron sayıları farklıysa kütle numaraları, yani nükleon sayıları da ne olacaktır? Birbirlerinden farklı olacaktır. Peki, acaba izotop atomlar için şöyle bir cümle kursalar doğru mu yanlış mı? İzotop atomlar aynı elemente ait. Atomlardır deseler. Böyle bir şey söyleme hakları var mı acaba? Düşündüm. İzotop atomlar olduklarına göre, izotop olduklarına göre neleri aynı arkadaşlar? Protonları. Protonda kimliktir. Eğer kimlikleri aynı ise, evet, izotop atomlar kesinlikle aynı elemente ait atomlardır deme hakkımız var. Bu çok doğru bir cümle olacak. Sebebini sorduklarında da kimlikleri, yani proton sayılarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Proton sayıları aynı olduğu için evet, izotop atomlar aynı elemente ait atomlardır. Mesela klor 35'e 17 dediler. Bir de klor 17'ye 36 dediler. Bu iki tane taneciği vermişler size. Sorsalar, bunlar izotop atomlar mıdır? Hemen kontrol ettim. Protonları aynı,
Nötron sayıları farklı. Evet, bunlar izotop atomlardır. Diyebilirim. Peki, bir de en çok sorduğumuz şey, bunların kimyasal özellikleri aynı mıdır, farklı mıdır? Taneciklerin kimyasal özelliklerine bakarken, bir kere kimliklerine, yani nelerine bakacaksınız? Protonlara. Protonlara aynı. Bir de elektron alışverişi yaptıkları zaman arkadaşlar, bileşik haline dönüyorlar. Bileşik oluşurken elementler kendi özelliklerini ne yapıyorlardı? Bitiriyorlardı. Kimyasal değişime uğruyorlar. O yüzden kimyasal özellikleri aynı mıdır, farklı mıdır dediklerinde bakınız hem protonlarına hem elektronlarına. Protonları aynı. Elektron sayıları nötr olduğu için ikisinin de elektron sayısı aynı. O zaman bunların kimyasal özellikleri nasıldır dediniz? Aynıdır dediniz. İki taneciğin kimyasal özelliklerinin aynı olması için şartımız neymiş? Proton ve elektron sayıları aynı olmalı. Veya değil ve ikisi de aynı olduğu sürece kimyasal özellikleri aynıdır. En çok sorularda karşınıza gelecek şeylerden birisi bu olacak. Evet, fiziksel özellikleri. Fiziksel özellik deyince o kadar çok şey düşünmeliyiz ki. Mesela erime noktası, kaynama noktası, yoğunluğu. Bunların hepsi de nedir? Fiziksel özelliktir. Ayırt edici özellikler. Şekli, kokusu, tadı. Yani fiziksel özellikler için şöyle diyebilirim. Tüm dış görünüş özellikleri ve ayırt edici özellikler. İki taneciğin fiziksel özelliklerinin aynı olması için bütün bu özelliklerinin tıpatıp aynı olması. Proton, nötron, elektron. Tıpatıp aynısı verildiyse fiziksel özellikleri aynıdır. Ama bir taneciğin farklı olması onların fiziksel özelliklerini farklılaştırır. O yüzden çok gönül rahatlığıyla da söyleyebilirim. Tıpatıp aynısını vermediysek fiziksel özellikler için her zaman nedir diyebilirsiniz? Farklıdır diyebilirsiniz. Proton, nötron ve elektron. Üç temel taneciğinde aynı olması gerekir. Fiziksel özelliklerinin aynı olması için arkadaşlar. O yüzden kimyasal özellik için bakınız proton ve elektron sayısına. Fiziksel özellik için tıpatıp aynısı değilse hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Kesinlikle farklıdır diyebilirsiniz. Peki, bir şey daha sormuşlar bana. Ne sormuşlar biliyor musunuz? Karbonumuz var sevgili temel elementlerimizden birisi. Karbon 6'ya 12. Karbon 6'ya 14. Bu radyoaktif bir izotoptur karbon için arkadaşlar. Ve radyoaktif olduğu için yarılanma sürelerinin hesaplanmasında bu işte fosil buluyorlar bilmem kaç yüzyılından kalmıştır. Şu kadar yaşındadır. Karbon 14 yaş tayini diye belki duymuş olabilirsiniz. Bunun üzerinden yorum yaptırdılar. Evet, bunların da şöyle hallerini sormuşlar. Evet, soru çözüyorsunuz. Bu iki tane tanecikle karşılaştınız. Ve dediler ki bu ikisi izotop atomlardır. Hadi değişiklik yapalım. Bana cevap verebilir misiniz? Doğru muyum? İzotoplardır bunlar dedim. Sizden yorum istiyorum. Doğru muyum, yanlış mıyım? Yok mu yorum? Bu halde değiller bence. Neden? Çünkü bir tanesi 4 tane elektron verdi.
Evet. Hı. Yani neden yanlış? Yani bir tanesi 4 tane elektron vermiş. İzotop var olması. Şey. Bilemedim. Ben... Bir yanlış diyesin var ama diyorsun. Neden oldu? Atom değiller. He? Atom değiller, iyonlar. O yüzden olabilir mi? Kesinlikle. İşte bu istediğim cevaptı. O çünkü 4 elektron vermiş deyince oraya mı gideceksin diye düşündüm. Kesinlikle en son söylediğin doğru. He. Bu iki sunduğumuz yapı izotoplar mı? Evet. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. Ama benim bunlara atom deme hakkım var mı arkadaşlar? Hayır. Elektron alışverişi yapmış. O yüzden şuradaki atomların üzerine çizdim. Bunlar kimlerdir dedim. İzotop iyonlardır. İşte bu. Çıkma sınav sorusu. Aynı zamanda sınavda da yaptılar böyle bir şakayı. Bu şakaya lütfen dikkat edin. İzotopluğa yöneliyorsunuz. Doğru, izotop ama atom değiller. Nelerdir? İyonlardır diye. Böyle düzelt. Peki bunların kimyasal özellikleri aynı mıdır, farklı mıdır dediler. Ve sizden yanıt alayım mı? Kim cevaplamak ister? Ben mi seslen buradan? Var mı cevap verecek? Yoksa ben seçeyim. Kezban senden cevap isteyeyim istersen. Evet. İsmail var mı yorumun? İlayda? Ben cevap verebilir miyim? Tamam. Bir dakika dur seni bileceğim. Sen kimsin? Çağla. Ha, Çağla. Evet alayım. Kimyasal özellikleri farklı bence. Çünkü? Çünkü kimyasal özelliklerin aynı olması için hem proton hem elektron sayılarının aynı olması gerekiyor. Evet. Nerede elektron sayıları farklı? Çok teşekkür ederim. Süper bir cevaptı. Kimyasal özellikleri. Hemen neye baktık? Proton ve elektron sayılarına. Tamam. Bunların proton sayıları aynı. Ama elektron sayılarına baktığım zaman bu 4 tane vermiş. 2 elektronu. 4 tane almış, 10 elektronu. He, o zaman dedik bunların elektron sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklı. Sebebini şuraya yazdım. Elektron sayıları farklı. Protonlarının aynı olması yeterli değil. Fiziksel özellik sordular. Hiç kendimi yoramadım. Tıpatıp aynısı mı? Hayır. O yüzden fiziksel özellikleri birbirlerinden farklıdır. Evet, izotoplarla ilgili böyle bir çalışmamızı yaptık. Şuraya bir not olarak da girelim. Şimdi izotoplar dedik aynı elemente ait atomlardır. Proton sayıları aynı olduğu için. Klorun izotopları burada yaptığım, karbonun izotopları. Hepsi de klor ve karbon diye okudum. Bir elementimiz var ki onun izotoplarına özel isimler vermişler. Bunları mutlaka tanımanızı istiyoruz. O elementimiz de hidrojen. Hidrojenin izotopları. Hidrojenin doğada 3 tane izotopu var. İzotopu vardır. Birincisi hidrojen 1'e 1. İkinci izotopu yine hidrojen atom numarası 1 ama işte ona özel bir isim vermişler. Kim olmuş? Döteryum. Hadi önce isimlerini yazayım. Sonra formüllerini yazayım. Kütle numaralarını. Birincisi hidrojen. Buna bazen çok kullanılmıyor ama protinyum da deniyor arkadaşlar. Çok duyduğunuzu zannetmiyorum. Çok kullanılmıyor. Direkt hidrojen deniyor. Diğeri döteryum. Diğeri de
kilitli. İşte hidrojenin doğadaki 3 izotopunun isimleri. Hidrojen, döteryum, tritium. Bunları tanımanızı isteriz. Döteryum bir hidrojen midir? Evet. Tritium bir hidrojen midir? Evet. Çünkü üçünün de proton sayısı aynı olacaktır. Yani hidrojen olacaklar. Hidrojen, protinyum. Atom numarası 1, kütle numarası 1. Döteryum, D harfiyle gösteriyoruz. 2'ye 1. Üçüncüsü tritium, 3'e 1. Yine sizden bu 3 izotopun isimlerini, kütle numaralarını bilmenizi istiyorum arkadaşlar. 1'e 1, 2'ye 1. Efendim? Bir şey mi geldi? Yanlışlıkla mı oldu? Yanlışlıkla. 1'e 1, 2'ye 1, 3'e 1 şeklinde. 3 tane izotopunu mutlaka tanıyorsunuz. Bu üçü aynı elementle tepkimeye girse oluşturdukları bileşiklerin formülleri. Mesela üçü de oksijenle tepkimeye girse üçü de ne oluşturacak arkadaşlar? Su. H2O, D2O, T2O. Proton sayısına bağlıdır çünkü bileşiğin formülü. Protonları aynı olduğu için izotoplar aynı element ile aynı bileşiği oluşturur. Ama tabii bunların özellikleri birbirlerinden farklı olacak. Döteryum su mesela ağır su diye geçer arkadaşlar. Radyoaktif yöntemlerde soğutucu madde olarak kullanılır. Tritium kendisi radyoaktiftir. O yüzden T2O da radyoaktifli bir sudur. Şu bizim normal kullandığımız saf suyumuzdur. Ama üçü de su mudur? Evet, sudur diyebiliriz. İzotoplar aynı element ile aynı bileşiği oluştururlar. Bu bileşiklerin EMA'ları aynı mıdır, farklı mıdır derlerse, EMA kütle numarasına bağlı. Kütle numaraları farklı olduğu için oluşan bileşiğin, oluşan bileşiklerin EMA'ları farklıdır diyebiliriz. Evet, şimdi izotoplar zaten en çok önemsediğimizde bu oluyor arkadaşlar. İzotop atomları tanıttık. Burada kesiyoruz. Haftaya da devam edemeyeceğiz. Evet, Eylül'den itibaren devam edeceğiz.